Sanki uzansan değeceksin mavi gökyüzüne. Sanki tutacak gibisin yıldızları. Şu yüce tepelerin zirvesinden bir kuş misali süzüleceksin derin vadilere, engin ufuklara ve sonsuzluğa bir selam göndereceksin. Burası Kastamonu, Araç ilçesi, Çavuş ve Tavşanlı köyleri. Vadilerin yamaçlarına, dağların eteklerine kurulan güzel, şirin Anadolu köyleri buralar. Çavuş ve Tavşanlı köyleri, birbirine sınır olan, akrabalık ve komşuluk ilişkileri çok derin olan iki köydür. Yaylaları ortaktır. Kendilerini ayrı ayrı iki köy olarak görmeyip bir köy olarak gördükleri için İstanbul'daki sosyal yardımlaşma derneklerini de tek çatı altında toplayıp iki köyün tek derneği olarak faaliyet yürütüyorlar. İstanbul'da ikamet eden ve köyüne ziyarete gelen Emin Kaynar abimiz köyüyle ilgili anlatımlarda bulunuyor. Kendisini dinliyoruz. Hoş geldiniz öncelikle yaylamıza. Burası Çavuş ve Tavşanlı köylerinin ortaklaşa kullandıkları Karacoluk mevkii, Karacoluk yaylası. Burası yazları çobanların geldikleri, hayvanların otlattıkları yaylalar. Zaten hemen şurada da gördüğümüz ev, üstü bir oda, çobanın kalacağı, altında da ahırı var. Fakat hayvancılık son bulduğunda, İstanbul'a insanların göçtükten sonra hayvancılıklar bitti. Buralarda artık yazlıkçılar gelmeye başladı. Dolayısıyla yazın gurbetten gelen insanlar gelip buralarda yaz dönemlerini geçiriyorlar. Köyümüz Çavuş ve Çavuş köyünün diğer mahallesine gittik. Çavuş yaylasına gittik. Burada Hatip mahallesinin yaylası ve Tavşanlı köyünün yaylası iç içe. Zaten bizim köylerimiz Çavuş köyü ve Tavşanlı köyü olarak çok yakın. Akrabalıklarımız çok fazla. Zaten sınırız. İstanbul'da da zaten iç içe yaşadığımız için derneğimiz de Çavuş köyü ve Tavşanlı köyünün ortaklaşa kullandıkları ve yönetimde de ortaklaşa eşit bir şekilde görev aldıkları bir dernek. Emin Kaynar abimize teşekkür ettikten sonra köyün tarihiyle ilgili bilgileri köyün ileri gelenlerinden Selami Küçük Çavuş amcamızdan dinliyoruz. Köyümüzün tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Hemen hemen Alparslan dedemizin 1071 yılında Malazgirt'e girdikten sonra 1200'lü tarihlerde buralara yerleşmiş atalarımız. Bunu nereden anlıyoruz? Şu ileride bulunan camimizin içinde bulunan türbede yatan Zat-ı Muhterem'in ölüm tarihi yazılı 1346 miladi olarak yazılmış. Bunun yaklaşık olarak 70-80 sene geri gittiğimiz zaman 1250 yıllara dayanmaktadır. 1250 yılda yaklaşık Alparslan dedemiz 1071 yılında Malazgirt'e girdikten sonra 150-200 sene sonra buralara yerleşmişler. Atalarımız buraları vatan tutmuşlardır. Buralarda eskiden yerleşim alanlarında Tavşanlı köyünde bir medrese olduğu rivayet ediliyor. Kastamonu'da bulunan kalenin yan tarafında bulunan Musa Fakih Hazretleri'nin hayatını okuduğunuz zaman Candarlıoğulları'nın son hükümdarı İsmail Bey tarafından kendisine Tavşanlı köyünden vakıf arazisi tahsis edildiğini ve burada talebe okutmak üzere Tavşanlı'ya gönderildiği rivayet edilmektedir. Bu arada kendisi Çavuş köyünde bulunan İsmail Bey adına Çavuş köyünde Cuma Camisi olarak bilinen camiyi yaptırmıştır. Eskiden bu camide 10 tane 15 tane köyün birleşerek
cuma namazlarını bu camide eda ettiklerini bilmekteyiz. Onun için buranın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Doyumsuz manzarasından Çavuş ve Tavşanlı'yı seyredelim. Köyün delikanlıları yürüyüşe çıkmışlar. Teyzemiz ceviz toplamış, kovasına doldurmuş, evine giderken yakalıyoruz. Dur bakalım teyzeciğim, biraz sohbet edelim. Sizi tanıyalım. Nereden geleyim? Bahçeden ceviz topladık. Baba vatanına geldik. Biz buraya ziyarete geldik. Bir de dedik bakalım babamın cevizlerinde var mı? Çavuş köylüyüm. Bu mahalleden evliyim. Sarmaşık mahallesinden. Kayınpederin cevizlerinden işte ceviz topladık. Hediye vereceğiz çoluğa çocuğa. Bugün geldik buraya. Çoluğa çocuğa getireceğiz. Akrabalara, eşlere, dostlara vereceğiz. Hem değişiklik olsun diye geldik. Mezarlıkların arasından yürüyerek Çavuş Köyü İsmail Bey Camisi'ne uğruyoruz. 1959 yılında yapılan bu caminin içinde ayrıca bir de türbe bulunuyor. Cami ile ilgili Selami Küçük Çavuş amcamızdan bilgiler alıyoruz. Efendim adım Selami Küçük Çavuş. Çavuş köylüyüm. 15-12-1956 doğumluyum. Camimizin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Candarlıoğulları hükümdarı İsmail Bey adına yapılmış olan bu cami Cuma Camisi olarak faaliyet göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet dedemizin dayısı olan İsmail Bey Candarlıoğulları hükümdarı Tavşanlı köyünde bulunan medreseye Kastamonu'dan Musa Fakih adlı zat vasıtasıyla oraya talebe okutmak amacıyla kendisine Tavşanlı köyünden vakıf arazisi tahsis etmiştir. Bu arada Musa Fakih Hazretleri buradaki faaliyetlerine devam ederken buraya bütün köylerinin ortası olan buraya bu camiyi İsmail Bey adına yaptırmış olup takriben 8-10 tane köy bu camide cuma namazlarını eda etmektedirler. Bu caminin tarihini nereden anlıyoruz? Şu duvarda yazılı olan Seyit Ahmet Çavuş ölüm tarihi 1346 olan ve yaklaşık doğum tarihi de 1342 olan yaklaşık doğum tarihi de takriben 70 sene geri gittiğimiz zaman 1250 senelerine rastlamaktadır. Kendisinin kabri şu kapının arkasında hemen sağ tarafta bulunmaktadır. 1250 yılı Alparslan dedemizin 1071 yılında Malazgirt'e girdikten sonra takriben 150-200 sene sonra atalarımız buraları kendilerine vatan tutmuşlar ve buralara yerleşmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet'in öz dayısı olan Candarlıoğulları hükümdarı İsmail Bey adına yapılan bu cami
O zamandan beri takriben 800 senelik bir cami olmasına rağmen hala dimdik ayaktadır ve hala cuma namazları burada kılınmaktadır. Köyümüzün tarihi bakımından çok eskilere dayanmaktadır. Şurada kabri bulunan Seyit Ahmet Çavuş, Resulullah Efendimiz'in soyundan gelen ve Resulullah Efendimiz'in soyundan gelenlere Seyit dendiği için Seyit Ahmet Çavuş olarak anılmaktadır. Ayrıca bu camimizin yan tarafında bulunan türbede kayıtları tutulmamış olmasına rağmen yatırlarımız mevcuttur. Biliyorsunuz Kastamonu'da takriben 18 bin evliya mevcuttur. 18 bin evliyanın takriben 8-10 binine yakınının tarihleri tutulmamıştır. Bu yüzden kayıtları mevcut değildir. Bu güzel bilgiler için teşekkür ederiz Selam amca. Evet, Çavuş ve Tavşanlı köyünü gezdik, gördük. Tabii bu arada epey yorulduk ve acıktık. Misafirperver köy halkı bizi yemeğe davet etti. Mis gibi kokuların geldiği eve gittiğimizde, Emine ve Saime ablalarımızın yaptığı nefis yöresel yemeklerle karşılaştık. Bakalım ablalarımız neler hazırlıyorlar. Kendilerinden dinleyelim. Biz köle hamuru yapıyoruz. Ben Emine Kaynar. Ben de Salime Kaynar. Köle hamuru yapıyoruz. Kulaklı yaptık, tereyağlı. Eskiden ocakta yapılıyormuş ama biz şimdi teknolojili olduğu için tüpte yapıyoruz. Yöresel bizim bu. Yaylalarda yapardık biz. Yayık çalkarlardı önceden. Ondan sonra tereyağı olurdu. Höşmenim yaparlardı. Köle hamuru yaparlardı. Yani onu şey yapınca. Yoyuğu çalkarlardı. Yoyuğun üzerine yağ gelirdi. O yağı yıkarlardı. Hep hanımla toplanılırmış. Onu keserlermiş. Yerlermiş. Yanına da ayran. Altını açtık. Dinlenirlermiş yani. Yöremize ait kiren ekşisi. Kendi ellerimle yaptım hem de. Kiren ekşisi bu şimdi mantımızın yanında çok güzel olur yani. İçeceğimiz, soğuk içeceğimiz. Bunu ikram edeceğiz sizlere. Ondan sonra köle hamurunu da onun yanında. Cevizi koy üstüne tatlım. Ondan sonra şimdi ben tereyağı oldu mu tereyağına da bakayım. Bu böyle cevizli yiyor. Çok lezzetli olur. Bizim tamak tadımız. Eskiden yöresel yemektir bunlar. Misafirlerimiz gelince bunu alırlardı. Bu şey de olmuş artık. Bunun içinden bunu da alalım. Kesimini yapalım şimdi bunu. Kesmesini. Bizim yöremize çok hastır. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel olsun Salim. Bak buna koşu kesmesi derle bizim memlekette. Böyle. Bu zordur yani emek ister. Ondan sonra adamlarımız da kolayca yiyiverir bunları. Eski insanlar bize yoğun çakalınca eşleriyle akşam böyle oturlu yerlermiş bunu yapıp da. Nerede şimdiki gibi hazır yemek? Beceri bu da beceri. Herkes beceremez bunu yani. Biraz becerikli olmak gerekiyor. Abi kapatmayayım. Kapatmayayım. Şekerle de olur, pekmezle de olur. Bal da katarlar. İsteğe göre her çeşit ceviz. Ama ben cevizi çok severim. Pekmezli sevmem. Bu da aynı zamanda komşularımızla beraber Allah nasip ederse bir sofra kurduk.
Soframızda neler var? Hanımlarımızın elleriyle el emeği, göz nuru keşkeğimiz, yöresel keşkeğimiz. Kulaklımız. Başkanım revan mıydı bu? Bu revani. Yoğurt tatlısı. Cevizli çöreğimiz, köle hamurumuz. Tabii bunların yanında meşhur kızılcık ezmemiz var. Ellerinize sağlık. Allah vücudunuza sıhhat, sofralarınıza bereket versin inşallah. Hep birlikte yemeğimizi yedik, sohbetimizi ettik. Güler yüzünüz ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, güzel bir köyümüzü ve güler yüzü insanlarımızı gördük, tanıdık. Kastamonu, Araç ilçesi, Çavuş ve Tavşanlı köylerinden herkese sevgiler, selamlar. Başka bir köy gezisinde buluşmak dileğiyle.